Bir kol bacağının diğer tarafından daha az kullandığı, yani bacaklarını kollarından daha az kullandığı şüphelisi olursa ailelerde erken müdahale için başvurmaları gerekiyor. Serebral palsi tedavisinde en önemli şeylerden biri temelde hareket bozukluğu olduğu için fizyoterapi. Erken yapacağımız yaklaşımlar yine hastanın yaşam kalitesini, yaşam konforunu arttıracaktır. Merhaba, nöroloji ve çocuk nörolojisi uzmanı doçent doktor Semih Ayta ben. Bugün sizlere beyin felci ya da yaygın bilinen adıyla serebral palsi hakkında bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Serebral palsi, beynin gelişme döneminde ortaya çıkan ya bir takım hasarlarla ya da beynin gelişimsel bozukluklarıyla duruş, hareket anormallikleriyle giden bir klinik tablo. Bu tabloya çoğu zaman görme işitme sorunları, zihinsel yetersizlik, epilepsi gibi ek tablolar eşlik etmektedir. O yüzden serebral palsi tanısını koyduğumuzda çocuğa multidisipliner yaklaşım yapmamız, yani birçok branşın bir arada çocuğu ele alması gerektiği açıktır. Türkiye'de her yıl 6000 çocuktan birinin serebral palsili olduğunu biliyoruz. Serebral palsi türlerinden bahsedersek bazen tek taraflı tutulum oluyor. Sağ veya sol kol bacağın tutuldu. Buna hemipratik serebral palsi diyoruz. Bazen ne yazık ki hem kolların hem bacakların tutulduğu oluyor. Burada daha çok bacaklarda ağırlıklı, kollarda daha az olabiliyor. Bu da kadriparezi diyoruz. Eğer bunlar spastikte de eşlik ediyorsa, yani kaslarda sertlik eşlik ediyorsa, o zaman spastik hemiparezik ya da spastik kadriparezik serebral palsi tanısını alabiliyorlar. Yine denge sorununun ön planda olduğu bir serebral palsi türü ise ataksik serebral palsi diyoruz. Veya istenmiş hareketlerin, kollarda ilanvari kıvrımlarla giden hareketlerin olduğu bir serebral palsi türü ise koreoatotostik serebral palsi adını alıyor. En sık gördüğümüz nedenler içerisinde doğum öncesi, sırası veya sonrasında ortaya çıkan bir takım sorunlar, yani erken doğum, küvezde kalma, uzun süreli yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalma, ağır yeni doğan sarılığından geçme gibi öykü varsa bu çocuk serebral palsi için risk faktörü taşıyor oluyor. Bu durumda bizim bu çocuğu yakın muayenelerle takip etmemiz gerekiyor. Tüm dünya kılavuzlarında olduğu gibi bu riskli bebek olarak tanımladığımız bu özellikleri yaşayan çocukları ilk 3 ayda bir muayene etmemiz gerekiyor. Yine ikinci yılda da 6 ayda bir muayene etmemiz gerekiyor. Tabii ki muayene bulgularımızda bir takım ipuçları yakalarsak daha sık çağırabiliriz bu çocukları. Serebral palsi tek başına hareket anormallikleriyle değil, duruş anormallikleriyle, görme işitme sorunlarıyla, zihinsel sorunlarla gidebilen bir tablo. Aynı zamanda epilepsi de %20-30 oranında eşlik edebiliyor. Bütün bu bilgilerle serebral palsi tanısı koyduğumuzda sadece bir hekimin değil, birçok daldan hekimin, fizyoterapistin, odyoloğun, dil konuşma terapistinin de eşlik etmesi gereken, tedavide, terapilerde desteklemesi gereken bir geniş multidisipliner ya da interdisipliner dediğimiz yaklaşımla ele alınması gereken bir hastalık olduğunu görüyoruz. Nasıl tanı koyabiliriz? Şöyle bir takım incelemeler yapılmış. Mesela bir tarafında gelişecek, yani bir kol bacağında gelişecek hemipratik serebral palsi diyoruz buna, bir tablonun genellikle 4 ile 6. aydan önce ipucu vermediği saptanmış. Bu nedenle bu çocuklarda anne babanın gözlemleri, bakım verenlerin gözlemleri çok önemli. Profesyonel olarak hekimlerin, sağlık çalışanlarının da gözlemleri çok önemli oluyor. Artık elimizde ev cep telefonlarıyla çekebildiğimiz videolar var. Yine çocuğun hareketlerine bakabiliriz. Bütün bunların ötesinde biraz daha profesyonel yaklaşımla Spektr analizi geliştirilmiş durumda. Bu bir ortamda, çok sayıda kameranın olduğu bir ortamda çocuğu yüzüstü, sırt üstü bırakıyorsunuz ve hiçbir uyaran vermeksizin kendiliğinden olan hareketlere bakıyorsunuz. İşte bu ilk 3 ayda çok sayıda hızlı hareketin olmasını bekliyoruz. Eğer bu hareketler yoksa yine bu çocukta serebral palsi gelişebileceğini öngörebiliriz. Bu analizin erken müdahale dediğimiz, yani serebral palsi tanısı tüm dünyada yaklaşık 18 ayda deniyor ama siz ipuçlarını yakalarsanız erken dönemde bu ipuçlarıyla riskli bebek olan bir çocuğun serebral palsiye gidebileceğini öngörebilir. Erken müdahale programlarını başlatabilirsiniz. Tabii ki bütün bu öykü yanı sıra nörolojik muayene çok önemli. Çocuğu muayene ederken hekimliğin her alanında olduğu gibi çocuğa dokunup ve ipuçlarını yakalamamız gerekiyor. Eğer kaslarda erken bir sertlik, yani spastik hesaplarsak
Bu çok önemli. Yine nörologlar, birçoğunuz nörologlarla belki muayene olmuşsunuz. Refleks çekiciyle baktığımızda bu derin tendon reflekslerinin canlı oluşu ya da taban cildini çizdiğimizde Babinski refleksini saptarsak, yani beyinden omuriliğe gelen birinci motor nöron dediğimiz sinirin hasarlandığına dair ipuçları yakalarsak yine riskli bir bebekte bunda serebral palsiye gidişi öngörebiliriz. Tabii ki burada kalmıyoruz. Yeni doğan döneminden itibaren bir takım görüntüleme yöntemleriyle serebral palsiye tanısını netleştirmeye çalışıyoruz. Erken bebeklikte anneler bilir, ön kısımda bıngıldaktan ultrasonla bakabildiğimiz için büyük bir incelemeye gerek kalmaksızın beyinde bir hasar var mı yok mu, kanama var mı, eğer oksijensiz kaldıysa ona ait ipuçları var mı? Bazı aileler bu terminolojileri biliyor. Beynin sıvı dolu boşlukların çevresindeki alanda, yani periventriküler alanda etkilenme var mı? Bütün bunları saptayabiliyoruz. Ama çocuk biraz büyüdüğünde ya da erken dönemde de ihtiyacımız olursa endikasyon koyarsak beyin MR'ı da daha ayrıntılı, işte ak maddesi, gri maddesi, beynin yapısal bozuklukları, damarsal bozuklukları var mı? Bunlara bakmaya çalışıyoruz. Serebral palsiye eşlik eden epilepside bazen zorlanabiliyoruz. Çünkü tedaviye dirençli olabiliyorlar o epilepsi türlerinde de. Yine burada çocuğun aç kalmamasına, uykusuz kalmamasına, ilaçların düzenli kullanmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz erken müdahaleden bahsedelim bu aşamada. Çünkü dediğimiz gibi tüm dünyada 18 ay gibi bir tanık olma dönemi var. Ama siz erken dönemde bir takım ipuçlarını yakalarsanız, çocuğa riskli bebek olan bir çocukta serebral palsiye gidişi öngörebilirsiniz. Mesela bazı serebral palsiyelerinde özellikle dengesizlikle giden ataksik serebral palsiye ya da istenmiş hareketlerin eşlik ettiği serebral palsiyede erken dönemde kaslar gevşek olabiliyor, hipotonik bebek olabiliyor. Buradan bir ipucu yakalayabilirsiniz. Yani her zaman sertlik olmayabiliyor. Serebral palsiye tedavisinde en önemli şeylerden biri temelde hareket bozukluğu olduğu için fizyoterapi. Biz bu çocuğa tanı koyduğumuz aşamada, bazen tanı aşamalarımız gecikebilir, görüntülemeler ve diğer incelemeler, mutlaka erken fizyoterapiye başlatmamız gerekiyor. Fizyoterapi yanı sıra zaman içerisinde bu çocukta dil konuşma sorunu varsa dil konuşma desteğini vermemiz gerekiyor. Bilişsel olarak bir takım yetersizlikleri olduğunu fark ediyorsak, bireysel eğitim, çocuk gelişimi, özel eğitimcilerle bu destekleri vermemiz gerekiyor. Biraz daha büyüdüklerinde, sonuçta bu çocuklar da ergen olacaklar, erişkin olacaklar, psikososyal destekleri ihmal etmememiz gerekiyor. Görme işitme sorunları varsa bunlara yönelik tedavileri, yaklaşımları, terapileri de ele almamız gerekiyor. Bir kez daha serebral palsiye, multidisipliner yaklaşımının önemli olduğunu vurgulayalım. Ve erken müdahaleyle birlikte multidisipliner yaklaşımı şu anda çalışmakta olduğum Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nda çok yönlü olarak ele aldığımızı da belirtmek isterim. Serebral palsiyede multidisipliner yaklaşımın içerisinde en önemli unsurlardan biri de ortopedistlerle birlikte işbirliği içerisinde çalışmamız gerektiği, bu çocuklara zaman zaman uygulanması gereken botulinum toksin yapılması, gevşetme ameliyatları, zaman içerisinde gelişen skolyoza yaklaşım, kalça sorunlarına yaklaşım, diz eklemlerine, üst ekstremite yani kollardaki eklemsel ya da iskelet sistemine ait sorunlarda ortopedistlerle birlikte işbirliği içerisinde çalışmamız gerekiyor. Aileler nasıl bir erken müdahaleye katkıda bulunabilirler? Eğer erken doğmuş, küvezde kalmış, uzun süre yoğun bakımda kalmış, ağır yeni doğan sarılımından geçmiş bir bebekleri varsa ya da bütün bu unsurlar yok ama bir çocuk da 4., 5., 6. ayda bir kol bacağını diğerinden daha az hareket ettirdiğini fark ederlerse ya da bacaklardaki hareketlerin kollardan daha az olduğunu fark ederlerse bir çocuk nörolojisi muayenesine erkene almaları ya da erken müdahaleyi öncelemelerini önerebiliriz. Serebral palsi hakkında, tanısı ve tedavisi hakkında önemli ve genel bilgiler verdim. Şimdi sizden gelen soruları yanıtlayabilirim. Serebral palsi ilerleyici bir hastalık mıdır sorusuna cevap vermek istersek, serebral palsi aslında kalıcı ama ilerleyici olmayan bir hastalık. Fakat erken müdahale etmezsek ya da müdahale süreçlerini, fizyoterapi süreçlerini, özel eğitim süreçlerini aksatırsak, hareket kısıtlıkları, zihinsel yetersizlikleri devam ede gelen çocuklar haline gelebilirler. Aynı zamanda eşlik eden tablolara, işitme görme sorunlarına ya da epilepsiye dikkatli destekler vermezsek, serebral palsinin kendisinden değil ama ek sorunlarından dolayı sıkıntılar yaşamaya devam edebilirler. Serebral palsiyede kök hücre tedavisinin yeri var mı? Bu aslında birazcık zor bir soru. Bu konuda çok fazla çalışma yapılıyor. Ama henüz ispatlanmış bir durum yok. O yüzden hastalarımıza mutlaka kök hücre yaptırın demiyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda bu konuda olumlu gelişmeleri hep birlikte paylaşabiliriz.
Serebral palside erken teşhisin, erken tanının önemi nedir dersek, bu bize erken müdahale programlarını hızlıca uygulama şansı verebilir. Bu sayede eklemlerinde sertliğin artacağı ya da hareket postür bozukluklarının daha da artacağı bir çocukta bütün bunlar erken müdahaleyle yaşam kalitesini arttıracağımız anlamına gelir. Yine eklenen sorunlarda, zihinsel sorunlarda, görme işitme sorunlarında erken yapacağımız yaklaşımlar yine hastanın yaşam kalitesini, yaşam konforunu arttıracaktır. Serebral palsili çocukların aileleri nelere dikkat etmeli sorusuna yanıt verirsek, özellikle rehabilitasyon süreçlerini, yani motor bozuklukları, hareket bozukluğu ön planda ise fizyoterapi, yanı sıra eşlik eden zihinsel sorunları ya da davranışsal sorunları varsa özel eğitim, bireysel destek gibi sorunlarda düzenli fizyoterapi, özel eğitim süreçlerini aksatmadan devam etmelerini vurgulayabiliriz. Covid döneminde bu konuda bir takım aksaklıklar oldu ama hızlıca toparlanıldı ve online eğitimler de verildi. Özetle rehabilitasyon süreçlerini düzen takip etmeleri ve evde verilen kurumda aldıkları hizmetin ya da rehabilitasyon sürecinin evde oyun etkinliği tarzında eklenmesi, anne babaların evde o süreçlerini devam ettirmelerinin önemini vurgulayabiliriz. Serebral palsi tedavisinde yenilikler nelerdir diye sorulursa, klasik fizyoterapi yaklaşımları yanı sıra Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nda da uyguladığımız teknoloji temelli yaklaşımlardan yararlanıyoruz. Bir denge tahtası üzerinde yine bilgisayar ekranında dengesine bakıyoruz. Yine artifisyal ya da yapay diyebileceğimiz bir at üzerinde hareketleri tekrarladığımız hipoterapiyi kullanabiliyoruz ya da uzay terapisini kullanabiliyoruz. Bütün bunları klasik fizyoterapi, ergoterapi yöntemleriyle, duyu bütünleme yöntemleriyle bir arada kullandığımızda çok daha verimli sonuçlar alabiliyoruz çocuklarımızla. Beslenme sorunu olan serebral palsi çocuklara nasıl yaklaşalım sorusuna yanıt verirsek, bu çocuklarda yutma çiğneme sorunları olabiliyor. Yine multidisipliner yaklaşım yapmamız gerekiyor. Bazen çok ağır tablolarda bu çocuklarda PEK dediğimiz mideden beslenme sorunumuz olabiliyor. Ya da erken bebeklikte burundan ya da ağızdan hortumla beslenme sorunları yaşayabiliyor bu çocuklar. Biraz daha büyüdüklerinde ise multidisipliner yaklaşımla hem fizyoterapistlerin hem dil konuşma terapistlerinin desteğiyle yutma ve çiğneme üzerine çalışmamız gerekiyor. Bu konuda yine vakıfta proje yürütüyoruz. Bu projelerle multidisipliner yaklaşımla çocuklarımızın beslenmelerini daha iyi hale getirebiliriz. Gebelikte yaşanan sorunlar serebral palsi neden olabilir mi ya da etkileyebilir mi sorusunun yanıtını şöyle verebiliriz. Eğer gebelikte annede tansiyon sorunu olursa, kan şekeri düzensizliği olursa, ödem proteinuri dediğimiz gebelik zehirlenmesi gibi tablolar olursa ya da yakında yaşadığımız deprem gibi büyük afetler, psikososyal ya da psikolojik travmalara yol açarsa bütün bunlar çocuğu riskli bebek haline getirebilir. Yine doğar doğmaz bu tür çocuklara erken müdahale ve erken tanı açısından yaklaşım yapmamız uygun olacaktır. Aileler ne zaman çocuklarında serebral palsiden şüphelenmeliler? Konuşmanın başında da belirttiğimiz gibi erken doğum, küvezde kalma, uzun süre yoğun bakımda kalma, solunum cihazına bağlanma, ağır yeni doğan sarılığından geçme gibi öyküler yaşamışsa, gebelikte bir takım sorunlar yaşanmışsa, bütün bu durumlarda çocuk riskli bebek oluyor. İşte bu riskli bebeğin yakından takip edilmesi gerekiyor. Bir kol bacağını diğer tarafından daha az kullandığı, yani bacaklarını kollarından daha az kullandığı şüphelisi olursa ailelerde erken müdahale için başvurmaları gerekiyor. Yine sağlık profesyonellerinin bu konuda farkındalıklarını arttırmaları önemli olacak. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nda erken müdahaleyi önemsiyor ve tanı süreçlerini yaş altına çekmeye çalışıyoruz. Bu sayede çocuklara erken müdahale edip yaşam konforlarını, yaşam kalitelerini arttırma çabası içerisindeyiz. Sizlere bugün serebral palsi hakkında pek çok bilgi vermeye çalıştım. Burada aklınızda kalması gereken en önemli noktalardan biri, serebral palsi tanısı almış bir çocuğa birçok branşın bir arada destek vermesi gerektiği. Hepinize sağlıklı günler dilerim.